Herkese günaydın. Bugün gerçekten çok zor uyandım. Ama uykumu almış bir şekilde uyandım. Saat 11'e geliyordu uyandığımda. Ahmet Han benden önce uyanmıştı tabii ki. Tabii gece yatmadan önce ben tehlikeli yerleri kilitleyip yattığım için Ahmet Han'ın benden önce uyanmış olması çok da sorun olmuyor. Benden önce uyanmıştı. Etrafa onun yiyebileceği işte elma, bisküvi tarzı bir şeyler koymuştum. O da idare etmiş onlarla, kıyamam. Daha sonra beni geldi, kaldırdı. Bir de rahatsız etmez çok fazla. Beni geldi, kaldırdı. Şimdi Ahmet Han öğlen uykusundayken ben de işlerimi halledeyim istedi. Herkese yeniden selam. En son size söylediğimde Ahmet Han uyuyor falan demiştim ya. Uyumadı arkadaşlar. 45 dakika falan uyumuştuk bence. Ondan sonrasında ben tam o cümlemi tamamlarken kapı açıldı. Ahmet Han uyandı. Ben de bugün yemeğim vardı. Tepsi kebabı yapmıştım. O yemeğim var. Yarın sadece pirinç pilavı yapacağım. Ve dün akşam bir de limonlu kek yapmıştım. Yani aslında çayın yanında da bir şey var ama benim canım uzun zamandır paşa lokumu çekiyor. Böyle hani tepsiye muhallebiyi seriyorsunuz. Daha sonra servis anında onu kıvırarak servis ediyorsunuz ya. Paşa lokumu diyorlarmış neyse. Onun tarifini açtım. Şimdi bilgisayarım burada. Ona bakacağım. Evde malzemem var mı onu bile bilmiyorum. Şimdi öncelikle fırın tepsisinin altına Hindistan ceviziyle böyle bir set oluşturmamız gerekiyor. Ben borcamımı seçtim bunun için. Bu borcamın altına Hindistan cevizini bir güzel sereceğim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu anda bunu karıştırmaya başladım da malzemeleri size söyleyeyim. 3 fincan şeker, 1 litre süt, 2 fincan un, 1 vanilin. Şu anda bunların hepsini karıştırıyorum. Biraz koyulaştıktan, göz göz olduktan sonra da 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim bu karışıma. Dedim ya, tarifime baktım ama hani evdeki malzememe bakmadım. Var mı yok mu bilmiyorum demiştim. Toz şekerim yokmuş. Sadece 1,5 fincan falan toz şeker çıkarabildim. Üstünü kesme şekerle devam ettim. Umarım yine de güzel olur. Kesme şekerli de mi yani? O da şeker sonuçta. Sadece hani ölçüsünü belki tam tutturamamış olabilirim ama ne zamandır canım istiyordu böyle hem soğuk hem fresh bir tatlı. Yapmasam çatlardım. Hindistan cevizim de yarım paket kalmış. Onu da şimdi tepsiye serdim. Birazcık az geldi gözüme. Umarım bir sorun yaşamam hani onu böyle katlayıp böyle yuvarlarken. Ya eşime gelirken al desem elbette alır. Ama şu anda saat daha 4. Yeni 4 olmuş. Benim eşim 5.30'a doğru evde oluyor. O zamana kadar ben bunu çoktan bitiririm. O yüzden hadi bakalım dedim ya. Eksik meksik bir şekilde bir şeyler yap Serpil. İnşallah güzel olur kız. Bugün de var ya böyle nasıl diyeyim size. Hava kapalı. Gündüz aslında uyandığımda güneş vardı birazcık ama tabii şu an akşama doğru haliyle hava kapalı. Arada yağmur atıştırıyor falan, böyle bulutlu ve kasvetli bir hava var. Ben de o kadar yorgun, o kadar bitkin hissettim ki bir an kendimi. Kendime geldiğimde işte saat 4'tü yani. O yüzden bomboş bir gün. Aslında bugün çok farklı planlarım vardı, temizlik gibi ama yine olmadı. Biraz bu temizlik işi insanın moduyla alakalı bir şey sanırım. Ben kendimi mutlu hissetmezsem, işte ne bileyim kendimi dinç hissetmezsem asla bir işe başlamam. Çünkü o iş yarım kalır. Şu anda canım ne istiyorsa onu yapıyorum. O yüzden keyfim yerinde. Bu arada başımdaki bu yazmayı da geçen hafta, birkaç gün önce daha doğrusu, bir arkadaşıma gitmiştim ev ziyaretine. Şöyle bu boncukları tek tek kendisi işlemiş. Hem de iki çocuğuyla, Havva. Buradan da eğer seyrediyorsa öpücüklerimi iletiyorum. Yeni örtüne herkese hediye edebilir dedi. Ve kendi el emeği olan bu yazmayı bana hediye etti. Ben çok sevdim. Cıvıl cıvıl böyle rengarenk boncukları var. Çok sevdim ve hiç siyah düzüm yoktu. İyi oldu bana da. Ve kızlar, benim artık muhallebim tam istediğim kıvama geldi. Şimdi buna 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. İşte malzemelere bakmadım falan filan. Sen misin malzemelere bakmayan? Krem şanti de kalmamış.
Telefon açtım artık. Eşim gelirken krem şantiyi getirecek. Neyse ki oradan yırttık. Bir yandan da pirinç pilavı yapmaya çalışıyorum. Onu da zaten tepsiye döktükten sonra buzdolabında soğumaya bıraktım. Bugün de sürekli olarak bir şarj sorunu yaşadım. Yani telefonumu da çekiyorum ya. Sürekli şarjım bitti. Çünkü telefonumda vlog dışında başka işlerim de oldu ve sürekli şarjım bitti. O yüzden pek fazla bir şey çekemedim. Resmen çekemedim yani. Çekemiyorsan beni çat. Tertemiz yaptım, toparladım güzel. Şimdi kahve yapacağım ama onun öncesinde çamaşır makinemin bittiğini gördüm. O yüzden şimdi çamaşırları sermem gerekiyor. Hatırlıyorsanız ta video ilk başladığımda bir çamaşır makinesi çalıştırmıştım. Gerçi 1,5 saat, 2 saate yakın yıkandı haliyle. Şimdi bitmiş, onları sereceğim. Ondan sonra da bir kahve yaparım. Bir de paşa lokumunu ne yaptım biliyor musunuz? Eşim sağ olsun krem şantiyi getirdi ama krem şantiyi bir türlü kıvam tutturamadım. Halbuki arkasında yazdığı gibi bir suvarda soğuk süt ile yaptım. Çırpmama rağmen hala biraz cıvıktı. Sonra 1,5 pakete yakın krem şanti döktüm oraya. Biraz daha çırptım. Hafif birazcık tuttu diyebilirim. Sonra onu o muhallebinin, soğumuş muhallebinin üzerine bir güzel serdim. Tekrardan dolaba koydum. Şimdi çamaşırlarımı serdikten sonra geleceğim. Cevizleri böyle küçük küçük kıracağım. Ama bayağı bir ceviz olsun istiyorum. Cevizleri kıracağım. O şeyin krem şantinin de üzerine bir sürü böyle ceviz koyacağım. Ondan sonra da ilerleyen saatlerde inşallah böyle kesip kesip yavaş yavaş yuvarlayacağım. Efendim oğlum? Ne istiyorsun? Afo mu? Havuç istiyormuş. Afo, afo, afo. Anneciğim ne oldu? Afo mu? Evet, sana afo vereceğim şimdi. Çünkü benim oğlumun canı çekmiş, bir kere kitapta görmüş. Ay bebeğim. Başlar o ne? Baba ne mi? Baba ne mi yıldırdım? Sen bana mı bakıyorsun? O Yasiye, Asiye. Tütün kaydı. Efendim o? Evet anneciğim, tam çamaşırlarımız tertemiz olmuş. Şimdi onları sereceğim, kurusunlar. Tamam mı? Ne diyor? Evet anneciğim, oraya kamera koydum. Kamera bizi çekiyor şu anda. Bizi çekiyor mu? Gel bak, ikimiz bay bay yapalım. Bay bay. Şimdi cevizleri bıçakla küçük küçük doğrayacağım. Daha sonra da o dediğim paşa lokumunun üzerine koyacağım hepsini. Bu arada bugün bir mesaj okudum. Mesajda şu yazıyordu. Seni ve Nur'u hiç sevmiyorum. Yani Nur benim yakın arkadaşım. Instagram'da bilmiyorum takip ediyor musunuz? Benim yakın arkadaşım seni ve Nur'u hiç sevmiyorum demiş yazan kişi. Bu mesajı pazar günü yazmış. Ben yeni gördüm. Gördüğümde cevap yazmadım. Ama takipçilerimin arasında var mı diye baktım.
Evet, hala daha beni takip ediyor. Ama beni sevmiyor. Bu da tabii çok ayrı bir şey. Böylesini de gerçekten ilk kez gördüm. Hem sevmeyip hem de takip ediyor olmak gerçekten beni de şaşırttı. Çünkü ben sevmedim birini takip etmem. Ki benim zaten sevmediğim birisi, hani şöyle bir düşünecek olursam, yok. Gerçekten sevmediğim kimse yok. Herkes kendi hayatına baksın. Yani hoşuma gitmiyorsa paylaştıkları zaten ben takip etmem. Olur biter yani. Hani o kişiye bunu belli etmek zorunda değilim. Bir kere Allah'ın yarattığı bir şeyi, hani Allah için sevmek önemli. En önemli şey bu zaten. Ama o kişi beni sevememiş. O kadar üzüldüm, o kadar yas tuttum, o kadar ağladım ki gözlerim şişlermiş. Umurumda olmadı. Ama keşke hani bunu bir insana söylememiş olsaydı. Bilmiyorum, yüz yüze gelirsek aynı şeyi söyleyebilir mi bilmiyorum. Ama söyleyebileceğini de tabii ki zannetmiyorum. Böyle klavyeden yazmak çok kolay geliyor insanlara. Ancak oradan yazabilir. Allah da inşallah bir gün bizi karşılaştırsın diyeyim o zaman. Karşılaştırınca da aynı cümleyi kendi ağzından duymak istiyorum tabii bu kişinin. Garip, ne diyeyim? Yani insan bir çiçeği bile sevmeli bence. Sevgisiz insan mı olur ya? Buradan tavsiye vermiş olayım. Hatta muhtemelen beni Instagram'da takip ediyorsa bunu da seyredecektir belki de kendisi. Yani sevmediğim bir insana sevmediğini söylemek zorunda değilsin. Bu benim asla zoruma gitmez çünkü seni tanımıyorum. Seninle belli bir vakit geçirmedim bile yani. Asla zoruma gitmez o yüzden. Çünkü belli bir vakit geçirip birlikte yiyip içtiğim bir insan bana bunu söylerse o zaman biraz üzülebilirim. Ama biraz üzülürüm. Yani benim hayatımı etkilemez ki sen hele hiç etkilemiyorsun. O yüzden sevmiyorsan, ben seni engellemedim, fark ettin mi bilmiyorum. Engellemedim. Kendin bak kudur. Değil mi? Doktora gitmiş. Gördün mü? Nereye gitmiş? Bu kim? Kuku. Doktor. Evet abla. Kuku. Evet abla doktora gitmiş anne. Evet abla. Evet diş. Dişi acımış. Abla doktora gitmiş değil mi anneciğim? Nereye gitmiş abla? Kuku. Evet. Denize girip nasıl yapmıştın suya? Pat pat. Evet. Pat pat diye suya vurmuştu benim oğlum. Anne üzüm olma kahvesi. Evet. Sonra yüzümüze böyle su gelmişti değil mi anneciğim? Yüzük olmuş. Evet. Ben de çok sevmiştim biliyor musun denizde yüzmesini? Bakalım başka neler varmış. Aa, kürek. Bu ne? Evet, kürek. Ahmet Han'la oynarken eşim de biraz uyudu. O yüzden şu anda saat 9'a çeyrek var. Ben kahve falan iptal oldu. Ben direkt çay demliyorum. Çayın yanına da zaten paşa lokumunu koyacağım. Bir de dünden limonlu kekim vardı. Onlardan koyacağım. Hemen böyle aparatif bir şeyler olsun diye. Yalnız var ya, beni heyecanlandıran bir şey var. Paşa Lokumu'nun birkaç yorumunu okudum. Yorumlarda kimisi ben saramadım, sarmasını bir türlü yapamadım filan yazmış. İnşallah ben yapabilirim. Şu anda beni tedirgin eden tek şey o. Pardon. Beni tedirgin eden tek şey onu saramamak. Saramazsam artık dilimden yeriz. Yani ama inşallah sararım. Artık saat 12'ye geliyor yani baya. Şu masanın üzerinde kataloglarla birazcık işim vardı. O yüzden son video birazcık geçe kaldı. Şimdi farmasiyle ilgili olan tüm işlerimi bitirdim ve artık laptopa geçiyorum. Yani montaj işlemine başlayacağım. Şu anda saat işte 11.30'a geliyor. Hatta neredeyse 12'ye geliyor diyebilirim.
Akşam doğru dürüst çay içememiştim. O yüzden kendime tekrardan çay yapacağım ve çay içeceğim. Bu arada paşa lokumunu soracak olursanız neden katlanmadı Serpil diye. Bence borcamın küçüklüğünden katlanmadı. Ya farkında mısınız? Ben böyle bu bir şeyi beceremeyince de paylaşıyorum sizlerle. Olmuyor yani, ne yapayım? Paşa lokumu neden kıvrılmadı diye soracak olursanız, benim Hindistan cevizim yarım paket olduğu için ben kocaman fırın tepsisine hani yaymakta zorlanırım diye, çünkü Hindistan cevizim yetersiz gelir diye düşündüm, oraya koymamıştım. O yüzden muhallebinin hani kalınlığı biraz kalın olmuş işte. O hani biraz daha ince olması gerekiyor ya sarabilmemiz için. Bence bu tarifin aynısını fırın tepsisinde yaparsam olacak gibi düşünüyorum. Bu şu an evdeki bitince tekrardan deneyeceğim, yılmadan. Tekrardan deneyip bu defa fırın tepsisinde yapmayı düşünüyorum. Ben borcamda yaptığım için kalın oldu ve kıvrılmadı. Kıvrılırken de kırıldı. Ama tat olarak nefisti. Hiç tadına laf ettirmem. Her neyse, bir de son olarak bir önceki eşimle soru cevap videomuzda çok güzel ama çok güzel. Hatta bir dakika kendisini çağırayım. Hayatım hoş geldin öncelikle. Hoş. En son attığımız soru cevap videosuna gelen yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Valla videoya gelen yorumlar iyiydi. Biraz uykulu. Birkaç tavsiyeleri vardı. Tabi bir de kapanış videosu çektirince böyle oluyor. Yani gözlerim kapalı. Yarın işe gideceğim. Yani şu an çağırdı beni. Video olmamış dedi. Gel bir daha çekelim dedi. Yok dedi, bilmem ne dedi. Videoyu dedi, durdurmuşum dedi. Ya bir insan. Şimdi video çekmeye geliyoruz. Şunu düşünün, tamam mı? Düğmeye basınca video başlar değil mi? Bu başlayan video öyle çağırmış beni. Geldiğinde durdurmuş videoyu. Biz konuşmuşuz. Böyle bayağı konuşmuşuz abi, video çalışmıyor. Durmuş. Yani çalışan videoyu durdurmuş. Evet. Arka uykumdan uyandırdı getirdi beni. Yok, kapanış artık videosu canım çekiyor. Sen ya, ne uyuyorum ya. Orada, yarı hadi uyuyorum. De, elinde telefon yarı vardı uyuyorum işte ben ya. Ya az neyse önce, videolara gelelim. Az evet, önce anladım. Akan videoyu, yani kayıtta olan, zaten kayıtta olan videoyu kayıta başladı zannederek aslında kapatmışım. O yüzden biz boşuna sizlere teşekkür etmişiz. Boşu boşuna görüşürüz falan diye videoyu kapatmışız ama şimdi montaja geçince aslında öyle bir şey olmadığını fark ettim. Yani video çöp oldu durduk yere. O yüzden sevgili eşimi tekrardan rica ettim ve çağırdım hani kapanış videosunu birlikte çekelim diye. Ama kendisi görüyorsunuz, neyse, şikayetlendi yani, biraz. Yoksa video kapanmayacaktı yani. Hani gelmeseydim kapanmayacaktı. Böyle açık videoyla yaşayacaktız yani. Böyle, ya saçmalama böyle. Tamam, asıl konumuza gelelim. Video açık kalmasın diye geldim. Lütfen artık, lütfen. Asıl konumuza gelelim. Evet. Evet, videoya gelen yorumlar ve... Evet, bu... güzel yorumlar almışız video ile ilgili. Cezalı olması yönünde tavsiyeler olmuş. Evet, biz cezayı sorunun cevabından hemen sonra yapmayı düşünüyoruz. Evet, yani hani sıcağı sıcağı. Evet, o anda ceza uygulamayı düşünüyoruz. Biz bu şekilde düşündük. Bir de böyle hani bir hafta boyunca evi o kişi temizlesin, bir hafta boyunca kahveleri o pişirsin gibi cezalar gelmiş ama onlar çok uzun süre, bir hafta boyunca. O yüzden biz cevaptan hemen sonra ceza uygulamayı. Mesela bir zeytinyağı içmek gibi cezalar. Evet. Değil mi hayatım? Evet. Ya da acı biber yemek gibi. Ya da karabiber koklamak gibi. Bak bunlar şimdi geliyor aklıma. Evet. Bu tarzda sizin de aklınıza cezalar gelirse bu videonun altına da yorumlar olarak bırakabilirsiniz. Neyse, benim kocam burada şimdi sızacak. Yiyeceğim burada. En iyisi bu videoyu da seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Ve abone olmayı da unutmuyorsunuz. Evet, ve bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmanız yeterli. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.